Öncelikle bizlerle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz başkanım. Hoş geldiniz. Siz benimle röportaj yaptığınız için ben size teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler başkanım. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Festivali düzenleniyor. Evet. Bu yıl kaçıncısı düzenleniyordu başkanım? Bu yıl 19.sü düzenleniyor. 2 yıl pandemi nedeniyle ara verildi. 19.sü bu yıl düzenleniyor inşallah. Başladı yani saat 15'te, bugün saat öğleden sonra 3'te. Resmi açılışımız yapıldı ve başladı şu anda. Biz de gördük, yürüyüşü falan da izledik. Koronlar tepildi. Çok coşkulu başladı. Peki bundan sonraki festivalleri ve bu şekilde etkinlikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu etkinlikler bir defa bir değerin toplumla paylaşılması, farkındalığının yaşatılmasıdır. Evet, Tonya tereyağımız kadim bir ürün. Yakın tarihte piyasaya çıkmış bir ürün değil. 1887 tarihli Osmanlı salnamelerinde yani Trabzon tereyağı olarak bilinen tereyağının işte Tonya'da üretildiği, Trabzon üzerinden memleketin sair yerlerine ve özellikle saraya gönderildiği, pazarlandığı yazılır. Yani bu şu demektir, Trabzon tereyağı olarak bildiğimiz tereyağı esasında üretim yeri, ana vatanı Tonya'dır, Tonya tereyağıdır. Bu yıllarca kalitesini bozmadı. 2017 yılında İstanbul'da bir gıda yarışması oldu. 360 tereyağı içerisinde Tonya tereyağı birinci seçildi. 2018 yılında da biz gerekli doneleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na verdik. Gerekli incelemeler yapıldı ve Tonya tereyağının kendine münhasır özellikleriyle diğer tereyağlarından çok daha üstün olduğu tespit edildi ve Tonya tereyağını coğrafi tescil işaret belgesi verildi. Bu festivallerin amacı bir defa yani bu tür özel ürünlerimizin kamuoyuna tanıtılması iken öbür taraftan folklorumuzun, kültür değerlerimizin bir araya gelerek, moral değerlerimizin bir araya gelerek yaşanması, paylaşılması, yani halkın, toplumun deşarj olması, birlikteliğini el ele vererek birlikteliği bir daha sergilemiş olması yönüyle ben çok önemsiyorum. Zaman zaman olması lazım. Hangi adı altında olursa olsun ama Tonya'da Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali adının konulması zaten tereyağımızın, var olan tereyağımızın hak ettiği bir isimdir. Hem festivallerimizle hem de coğrafi işaret tescil belgemizle bu kadim tereyağımız, ünlü tereyağımız taçlandırılmış oluyor. Peki efendim, insanlardan bunun geri dönüşünü nasıl alıyorsunuz? Mesela buna insanları bu şekilde tereyağı üretmeye ya da süt üretmeye teşvik ettiğinizi söyleyebilir miyiz? Ya da insanlar bu şekilde geri dönüşler sağlıyor mu? Şimdi tabii üretim Türkiye'nin genel ekonomik yapısına paralel olarak inişte çıkışlar gösterebiliyor ama esas olan var olan ürünün piyasada gerçek değerini, gerçek kalite değerini yakalamış olmasıdır. Günümüzde gıda terörü en büyük terördür ama kimse bunun farkında değildir. Günümüzde gerçekten doğal ürüne erişim çok zor. Biz miktarı ne olursa olsun az olabilir, çok olabilir, üretimi az olabilir, çok olabilir. Ancak Tonya tereyağının doğal bir ürün olduğunu, yani insan sağlığına özdeş bir ürün olduğunu en azından anlatmış oluyoruz ki bunun yapılması lazım. Tabii üretim yönüyle de tüketim yönüyle de tercih yine insanlarımızın olmakla birlikte biz bu doğruları, bu gerçekleri, tıbbi ve ekonomik gerçekleri halkımızla paylaşmamız gerekir. Yani şimdi Tonya'mız sadece tereyağı ile değil, aynı zamanda son zamanlarda turizm yönüyle de çok emin ve büyük adımlarla mesafe alıyor. Yani bu şenlik nedeniyle veya sair sebeplerle Tonya'mıza gelen misafirlerimiz Tonya'nın turizm değerlerini de görmek, tanımak ve akabinde de iştirak etmek gibi bir değer katmış oluyor. Bu da bizim için son derece önemlidir. Hem tereyağımız gerçek değerini, yerini sosyal piyasada, ekonomik piyasada bulmuş olur. Hem de Tonya'mız bilinmez bir nokta olmaktan çıkıp turizme aday ve turizm yolunda mesafe almış, tanınmış, bilinmiş bir ilçe haline gelmiş olur. Bundan dolayı ben önemsiyorum. Sizler katıldınız, vatandaşlarımızı katılıyor, misafirlerimiz katılıyor. İcra eden, organize eden, katılan, bu etkinliğe anlam veren herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum.
Çok teşekkür ederiz başkanım bizlere verdiğiniz demeçler için. Estağfurullah. Burada ben de size teşekkür ediyorum. Sizler bizim piyasadaki yani dilimizsiniz, gözümüzsünüz, kulağımızsınız. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Siz olmasanız biz bunları toplumla nasıl paylaşabiliriz?